Okay. Evet, o gün bugün. Seni görmeyeceğim tarafa çevirip neler aldığımı ve ne kadar tuttuğuna bakalım. Bye bye. Günaydın. Herkese Sunday, not Sunday. Today, günlerden ne? Salı sabahından herkese günaydın. Hemen enerji içeceğimizi açalım. Sabahları ben kahve içmiyorum. Kahve, çay. Abi 2 saniye bekle ya. Yeşil yanar yanmaz. Bir nefes aldırmıyorlar adama. Sabahın ilk yudumunu almam lazım. Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Bugün çarşamba. Yes, bugün çarşamba. Günün ilk yudumunu tekrardan içmem lazım ki bir kendime geleyim, bir freshleneyim. Çarşamba akşamı, haftanın ortası yani. Ben bu sabah zaten ölmüştüm ama hiç tembellik yapmadık, cime geldik. Haftanın ilk cim gününü yaptık. Şu an yani dinlenme vaktim. Gelecek saat 10. Hani markete uğradık. Cim'in yanında bir market vardı. Enerji içeceği almak için. Çünkü sabahları Celsius içiyorum. Hani o da bitmiş. Bu bizim içtiğimiz marka. Coconut water. Yalnız biralarda 2 dolar da olsa hepsine indirim geldi. Oo, benim sevdiğim Angry Orchard olan şu bira. Elmalı. Aa, peach mango. Nasıldır acaba? Wow, yeni şeyler gelmiş. Cranberry vodka, orange crush, whiskey lemonade. Wow. Yalnız çok enteresan şeyler var, bakar mısın? Zero sugar, 100 kalori, 10 gram proteini var. Ben bir tane bundan alacağım kendime, benim favorite'im bu. Coconutlı, dark chocolate. Almanızda. Okay. Another flavorları burada da var. Sanırım şu tropical vibe'ı alacağım. Saat 10.30 oldu. Artık eve gider direkt uyurum ya. Sonunda eve gidiyor muyuz? Dinlenecek miyim? Dinlenecek, uyuyacak mıyım? Artık saat 11 oldu. Neler aldık? Birkaç bir şey almaya uğradığımız marketten 50 dolar verdik. Günaydın. Yani bana günaydın tekrardan. Bu sabah çok yorgunum. Büyük bir ihtimalle bundan önceki klibi, akşam cime gittiğimiz klibini koydum. Oranlı markete uğramıştık. Yani şu an pertim çıkmış durumda. Çok yorgunum. Bugün günlerden perşembe. Haftalar çabuk geçiyor. Hangi ara perşembe oldu? Ve günün ilk yudumunu almam lazım. Strawberry guava. Bu daha yeni bir tadı olacak benim için. Düşmeye de halim yok. Çok yorgunum. Biraz benim sevdiğimden bir tık tatlı ama bir tık daha az şekerli olabilir, tatlı olabilir de. Zero sugar aslında ama tabii tatlandırıcı var içinde. Yani bu tatlandırıcılarda ne kadar sağlıklı olmasa da yapacak bir şey yok. İçiyorum yani. Dün arabayla giderken yine işe haberleri dinliyordum. Haberde diyordu 250 yapılan 250 study'de gösteriyor ki tatlandırıcılar weight loss'ta bir etkisi olmuyor. Hani uzun sürede de hiç de sağlıklı değil hani içmek. Yani bunu genel olarak bildiğimiz bir şey. Bilmesek de bu kadar iyi bir dünya olamaz. Sugar free yiyecekleri tatlı olmaları ve bunun bize sağlıklı zararlı olmaması düşünülecek gibi değildi. Bu kadar polyana değildim. Proje yerine uğramam gerekiyordu. Pardon. Proje yerine uğrayıp birkaç dimensionlar almam gerekiyordu, ölçüler. Şu an eve gideceğim. Nereden gideceğim? Navigasyon koymam lazım. Önce bir geri çıkalım. Okay. Susmayacağım. Herkese cuma sabahından günaydın. Yeah, hafta sonu. Hafta sonu sonunda geliyor. Bu ışık güzel gözüküyor yalnız şu an. Hava o kadar karanlık ki
Yani şu an ışığı bayağı güzel. Ya da bana öyle geliyor. Neyse, self love, self love. Her şey kendimizi sevmekle başlar. Kendimizi seversek etrafını sevip küçükler, sevicikler yayarız. İstediğim her şey şu kutuda saklı. Evet, havada biraz sıcak olsaydı daha mevsimine uygun olurdu ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar, kendinize bir iyilik yapın. Yağmur yağdığı zaman Berti Cemil'in Yağmur şarkısını dinleyin. Yağmur. Yani çok güzel moda sokuyor insanı. Ben bayılıyorum yani bu şarkıya. Yağmur. And finally bu kız geldi. Görüşmek üzere. Günaydın. Bu sefer tamamen makyajsız. Bir günaydın. Şu an markete gidiyorum. Afgan marketine gidiyorum. Yakınlarda hiç Türk marketi yok. Alışveriş yapabileceğim. Özellikle kahvaltılık alabileceğim. O yüzden Afgan marketine gidiyorum. Yani burada Middle East marketlerinde genellikle mixture stufflar oluyor. Türk stuffları da oluyor. Türk malzemeleri de oluyor. Arap malzemeleri oluyor. Afgan malzemeleri, İran malzemeleri oluyor. Her şey var. Şu an gideceğimde yani Türk malzemeleri var. Kahvaltılık almaya gidiyorum. Ve ne sürprizdir ki yine bir alerji gözleriyle kalktım. Yani alerji mi, enfeksiyon da olabilir yani gözlerim. Ya da bilgisayara çok baktığımdan. Bu arada beni yadırgamayın. Üzerimde hep kedi tüyleri var. İki kediyle yaşadığımız için birinin tüyü olmasa diğerinin tüyü zaten ağzıma burnuma giriyor her tarafıma. Kedili hayat böyle, yapacak bir şey yok. Tüylü ve alerji. Her gün alerji hapları alsam da alerji yani. Ama they are precious. Yani değer biçilemez. Seviyorum. Anneleriyim onların. Marketten çıktım. Ne kadar verdim? Yani kahvaltılık aldım. Genelde $60 verdim. Ne aldığımı size göstereyim. Şuradan bir çıkayım. Çok ortada duruyorum. Hemen şöyle park edeyim yüzümü. Kimsenin görmeyeceği bir tarafa çevirip neler aldığımı ve ne kadar tuttuğuna bakalım. First thing first, kaymak aldım bir tane. Kaymağın fiyatı ne kadarmış? $7. Evde pekmezim vardı. O yüzden yani ne zamandır duruyordu. Kullanmıyordum çünkü tahinim yoktu. Tahin aldım bir tane. Tahine ne kadar var? Seydol. 5.59. And then Merve. Salam. $10.69. $10.69 sen. Bir tane ekmek aldım. Bu ekmek. Bu Persian ekmeği. İran ekmeği. $1.99. $2. Zeytin aldım. Ikram'ın Black Olives. $11.59. İçimin beyaz peynirini aldım ikilik. Bu sefer içim aldım, bakacağım tadı nasıl. Buna ne kadar vermişiz? $12.49. Başka acuk aldım. Ne zamandır yemiyorduk, alayım. Beyaz peynirli yemeği çok seviyorum. Acuka. $5.59. Yani bir tane de oranın böyle bakerisi var. Ne? Poğaça gibi, içi böyle bif dolu. Bifisini aldım. Bir tane ondan aldım. Böyle atıştıralım diye. O da $2.99, $3. Hepsi bu. Totalde $59.47. Yani bir kahvaltı. Hepsi de değil. Malzemeleri $60 geldi diyelim. Buradaki fiyatlar böyle. Yani şimdi Türk marketleri, Afgan marketler falan fiyatları, yani international marketlerin fiyatları biraz daha iyi. Bu arada daha önceki imajları kontrol ettiğimde fark ettim ki hiç bahsetmemişim. Kimim, ne oluyor, neredeyim, ne yapıyorum falan diye. Bakış, burada bir fire var galiba. Ben Pınar, öncelikle haftalık vloglar çekmeye karar verdim. Amerika'da yaşıyorum. Konuşmalarımda arada Türkçe, İngilizce kelimeler birbirine karışmış olabilir. Yadırgamayın çünkü. Yani cidden bu artık, yani Türk birisiyle konuşulan bu artık herkesin, buradaki Türklerin normal konuşması haline geliyor. Çünkü bir anda kendini düzeltip Türkçe kelimesini bulamıyorsun. Artık bu konuşma stili bize işlemiş durumda. Yani bana, çevremdekilere diyeyim, bizden ziyade. Bir dakika,
bir yudum almam lazım. Oh my goodness. Bu sabah bayağı sıcak. Niye esmiyor bana? Öyle full time bir işim var. 9-5. İki tane kedim var. Biri kız, biri erkek. Sağ olsunlar, tüyleri beni yalnız bırakmıyorlar. Arada alerjik gözlerim olabilir. Bugün I'm blessed. I don't have alerji gözlerimle uyanmadım bugün. Ay, bu hafta çok yoğun geçti. Çok yoğun geçti. Güzelce dinlenmem lazım bu hafta sonu. Şu an yani hiç yemek yapamayacaktım yani. Gözlerimden de beni çok yormadım. Zordur yaptı. Yeni bir yer keşfettik bizim buralarda. Pizzaları harika. Harikaydı. İtalyan yeri. Şimdi oradan birkaç tane değişik bir şeyler daha order ettik. Pardon, bu arada elimle tutuyorum telefon, o yüzden böyle hareket halinde. Bugün bir de cheating day'imiz diye düşünüyoruz. Yarın güzel, sağlıklı yeriz falan filan diye yani. Did you guys put the blue cheese in there? Can I get the blue cheese? Pizzayı aldım. Artık yani yemeliyiz. Saat 7.30 oldu. 8'e geliyor. Yorgunum da olsa. Ay, arkası çok güzel gözüküyor. Cuma akşamının geri kalanını Netflix, chill, pizza olarak devam ettireceğiz. Yani burası İtalyan pizza yeri. İlk defa bir İtalyan yerinde beef pepperoni var. Pepperoniler genellikle pork. Beef pepperoni arasan da bulamıyorsun hiçbir yerde. İlk defa bir İtalyan restoranda özellikle beef pepperoni seçeneği var ve ben havalardayım. Cuma akşamı ne yapılır ne yapılır, tabii ki de markete gelinip kek alınır. Abur cubur alınır. Ooo, hiçbir şey kalmamış gibi. Ne var? Aa, blueberry. Aa, aslında biliyorsun pound kekler de güzel. Evet, buradaki marketlerde böyle içkiler de var. Aslında buradan güzel bir wine de bulabilirim. Bu akşam bana hangi wine alıyorsun? Sparkling wine'larla California. Cabernet. Yarın pankek yapayım ister misin? Ya. Tamam, yarınki kahvaltı gym'den sonra protein pankek. Şunu alıyorum, XLR çolağımla. Sparkling mango passion fruit. Uf, bir şey diyeyim mi? Şu matcha green tea sounds good. Ne kadar kalorisi varmış? 110 kalori. Coconut water. Ah, panda gibi gözüküyorum ya. Evet, market alışverişi sonunda bitti. 11.30'da. Ama yani artık yorgunum. Cidden yorgunum. Cuma günü biter. Şu an cime gidiyoruz. Saat 11.30. Yani cime gitmek için iyi bir saat. Bugün biraz kardiyo yapayım. Kardiyodan sonra belki sırt çalışmıyla bacak çalışabilirim. Yani planım kendimi yormak, böyle dayak yemiş gibi. Ama yalnız bu arada ben gidiyorum daha. Nereye doğru gidiyorum? Cimden önce kahvaltı yapmayı sevmiyorum. O yüzden bir şey yemedim. Zaten bu aralar böyle 12 hangilerine geçeyim? 12 birden önce bir şey yememeye alıştırdım kendimi. Sanıyorum 1'e doğru brunch yaparım büyük ihtimalle. Umuyorum ki güzel bir gym session'ı olur. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Wow, after 2 hours, 2 saat sonra. She fucking lying. She got just 10 minutes ago. İşte Apple Watch'umu gösterebilirim yani. Yani güzel oldu. Bayağı sırt çalıştım, karın çalıştım. Kardiyo yapmadım ama kardiyo yapmama gerek kalmayacak kadar workout yaptık. Yaptım. Cumartesi akşamı. Şu an sinemaya geldik. Baktık ki Galaksi'nin ne? Türkçesi ne acaba? Galaksi. Gideceğimiz filmin adı neydi? Filmin adı Guardians of Galaxy. Saat yani 10 dakika geciktik. Şu an salonumuzu bulmaya başlıyoruz.
to toggle forward to reply. J16. It's all about personal. Saat 12, film bitti ama yani çok güzeldi. Eğer Türkiye'ye de gelmişse, gelmiştir büyük ihtimal. Hani konser etmedim ama kesinlikle gidin. Sinemada izlenecek bir film. %100. IBDM'i 8.2 almış ama ben sanıyorum 9 veririm. Yalnız fantezi o bu. Gayet fanta gibi tadı güzel. Şu an pazar. Zor da olsa. İçime geldim saat 4. Yarım saat 9'a bir kardiyo yapayım istiyorum. Oğlan çocuğu gibi gözüküyorum. Pazar günü gelmeyecektim. Biraz tembel hissediyordum kendimi ama kendimi biraz zorladım. Bir saat kardiyo yaptım ve kendimle gurur duyuyorum. Çok kızarmış durumdayım şu an. Fena. Kedilerin kumları bitmişti. Kedilere kum almaya geldik. Benim kız olan kedi Lady, ismi Lady, onu buradan adapt yaptık. Burada hamsterlar, yılanlar, değişik hayvanlar var. Bizim alacağımız kum bu tarafta. Hangisi? Yani Lady picky bir kedi olduğu için öyle her kuma yapmıyor maalesef. Her kumu istemiyor. Kokusuz ve texture'ı çok kalın olmayacak, çok ince de olmayacak. Yani çok ince olduğu zaman zaten her taraf kum oluyor. O yüzden hangisini alayım ona? Bence bunu alalım, hani unscented olduğu için. Ay şu siyahlara bak. Ay bir şey değil mi? Şu küçüklere baksana, çok tatlı. Aa, siyahlar var genelde. Ay çok tatlışım. Lady de şu yukarıdaki kafesteydi. Bir kız onu seviyordu ama ben tabii çektim ve çıkardım yavrumu. Arkadaşlar, ilk vlogumu izlediğiniz için teşekkürler. Yani kanalıma abone olursanız memnun olurum. Haftalık vloglar çekmeye çalışacağım. Bu vlogumda sanırım 2 hafta çektiğim görüntüleri kombine yaptım. Bugünlük bu kadar. Biz eve gidiyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.